Merhaba arkadaşlar. LGS 2024'te hafta içi yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ne yaparsanız artı 5 net artı 7 net yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bunun taktiğini aktaracağım. Bu 5 günlük süre içerisinde denemenize artı 6 net en az artı 5 net koyabilirsiniz. Daha fazlası size kalmış. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bu 5 gün boyunca ne yapmanız gerekiyor? Her gün en az bir deneme ama Pazartesi Salı Çarşamba bir deneme. Perşembe ve Cuma günü iki deneme çözülmeli. Bakın altını çiziyorum. Perşembe ve Cuma günü iki deneme çözülmeli ve bu çözdüğünüz denemeler farklı farklı yayınlardan olsun. Yani Pazartesi çözdüğünüz A yayınıysa Salı günü çözdüğünüz de A yayını olmasın B yayını C yayını D yayını olsun. Yani farklı yayınlarda deneme testi çözün bu iki. Şimdi. Hocam tamam ben deneme çözeceğim de sadece denemeyi çözerek mi artacak netim? Hayır. Şimdi denemeyi çözdünüz. Türkçeye bakıyorsunuz. 5 ee, yanlış var veya 3 yanlış var. Bu 3 yanlış. 3 yanlışın biri hangi konudan? Örnek veriyorum noktalama işaretleri. Şu an tamamen örnek veriyorum. Bu noktalama işaretlerinden yanlış yaptıysanız ilk başta öğretmeninize yani bu 5 gün içerisinde okuldaki öğretmeninize gidip hocam ben bunu yanlış yaptım bu soruyu bana anlatır mısınız diyeceksiniz ve öğretmeniniz zaten size anlatacaktır. Anlatacak ardından siz e, Türkçe kitabınızı açacaksınız veya internetten bakacaksınız. O konuya dair bir 10 dakikalık okuma yapacaksınız. Yani o konuyu öğrenmenize dair bir 10 dakikalık okuma yapacaksınız. Ardından da zaten o konuyu anladığınız için bundan sonraki denemelerde o konu çıktığında doğru yapacaksınız. Ve bu size Örnek veriyorum. 80 net yaptıysanız bir sonraki denemede 81 net, 82 ve diğer soruları da böyle yanlışları doğru yapa yapa öğreni öğreni o yanlışları 80 netten en az 85 nete bu 5 gün içinde çıkabilirsiniz. Yani en az 5 net koyabilirsiniz onu söyleyeyim. Bu taktiği denemenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakınız. Alacakla kalın. Görüşmek üzere.